Cumartesi günü İyi Parti'de olağanüstü kurultay vardı ve oradaki adaylardan kazanan isim, yani yeni genel başkan seçilen isim Müsavat Dervişoğlu oldu. Grup başkan vekiliydi daha öncesinde, hatırlayacaksınız. Tabii parti içerisinde başka adayları destekleyenler de vardı. Yani hem Tolga Akalın'ı destekleyenler, Koray Aydın'ı destekleyenler. Çıkan sonuç elbette ki ilginç. Yani biraz şaşırttı belki. Koray Aydın'ın daha seçilme ihtimalinin yüksek olduğu yorumları da yapılıyordu ama sonuç olarak bir istifa haberi geldi bugün. O neyle ilgili, onu bir aktaralım. Tam da bu kurultayla ilgili aslında. Erhan Usta, İYİ Parti'nin grup başkan vekilidir kendisi ve dedi ki ben Koray Aydın'ı destekliyordum. Dolayısıyla şimdi istemediğimiz ya da beklemediğimiz bizim açımızdan böyle bir sonuç çıktı. Bundan sonraki süreçte yeniden bir kurulum olabilmesi için ben grup başkan vekilliği görevimden ayrılıyorum dedi. Çok kısa bir zaman dilimine sıkıştırılan kurultay süreci boyunca yaptığı istişareler sonucunda adaylardan Koray Aydın'ı destekleme kararı aldığını söylüyor ve evet. Bunu aynı şekilde kamuoyuyla da her katıldığı yayında zaten dile getirmişti. Bunu da hatırlatıyor. Başka bir genel başkan adayına desteğimi açıkladıktan sonra bu görevime devam etmem siyasi nezakete uygun olmayacaktır diyerek usta istifa dilekçesini, grup başkan vekilliği görevinden istifa dilekçesini meclis grubuna da sundu. Vallahi bir türlü seçemediler. Ama bu seçimin ardındaki mesele nedir, oraya da bakmak lazım. Bunun öncesinde tarihi yanlış hatırlamayayım diye söylemeyeyim ama işte birkaç sene öncesinde bir Yargıtay seçimi yapıldığında yanlış hatırlamıyorsam 90 küsur tura gitmişti bu iş. Bir de bu yaşanıyor. 29. tura kalmış görünüyor. Yargıtay yine başkanını seçemedi efendim. Hemen şöyle özetleyelim. Yüksek Mahkeme'nin yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 28. kez sandık başına gittiler. Bu kez adaylardan hiçbiri yine salt çoğunluk olan 175 oyu alamadı. Bu yüzden seçim yarın devam edecek 29. turla. 26. tur oylamasının sonucunda Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca 101, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 109, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 99 oy almıştı. Seçime katılım 318 olarak kayıtlara geçmişti ve 9 oyda geçersiz sayılmıştı. 27. tur oylaması sonucunda Akarca 86, Kerkez 123, Şentürk de 104 oy aldı. Seçime katılım 319 oldu. 6 oy geçersiz sayıldı. 28. turda da Akarca 102, Kerkez 113, Şentürk de 103 oy aldı. Seçime katılım 321 oldu. 3 oy geçersiz sayıldı. 29. tur yarın Kerkez ve Şentürk arasında yapılacak. Şimdi öyle şeyler var ki Manisa Yunus Emre'de AK Parti'den CHP'ye geçti belediye. O yüzden belediyede AK Partili belediye başkanının makamının nasıl böyle sarayı andıran bir makam olduğunu paylaşmıştık. Sosyal medyadaki o görüntülerle özellikle bir kez daha gündem olmuştu. Bu şatafat, bir yandan o işte varaklı sandalyeler, masalar, işte bakıyorsunuz pencerelerin durumu, gerçekten böyle bir dekor gibi yapılmış orası. Bir sanki saltanat filmi dizisi çekiliyor orada zannedersiniz. Ama tam da böyle bir dizide, bir tarihi dizide oynayan bir isim Bahadır